Barış Yarkadaş, İstanbul Milletvekili'nin söz talebi vardır. Buyurunuz Sayın Yarkadaş. Bu ne sürat Sayın Yarkadaş? Alın. AKP Türkiye'ye çok zaman kaybettirdi, biz kaybettirmeyelim bari. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İslam Ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü'nün Türkiye'de kurulması hakkında anlaşmaya ek değişiklik protokolünün onaylanmasına dair kanun tasarısı hakkında söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, İktidar Partisi biraz sonra görüşeceğimiz uluslararası anlaşmaya ilişkin düzenlemeleri yaparken ülkemizin itibarının uluslararası arenada yerle bir edildiğini ne yazık ki üzülerek izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları ülkemizin hiç de hak etmediği bir muameleye maruz kalıyor. Bakanların uçakları havada asılı kalırken bazı bakanlar sınırlardan geri çevriliyor. İktidar ise referandum öncesi 3-5 oy daha nasıl alırım hesabıyla bu aşağılanmayı aklınca fırsata çevirmeye çalışıyor. İktidarın bu yanlış ve fırsatçı politikasının bedelini ise ne yazık ki ülkemiz ödüyor. Nasıl mı? Bakın, elimde tuttuğum fotoğraf çok değil, birkaç gün önce Berlin Turizm Fuarı'nda çekildi. Bu fuara gidenler bilirler. Eskiden Berlin Turizm Fuarı'nın önünde insanlar kalabalık bir şekilde Türkiye'yi inceler, Türkiye'yi tanımaya çalışır, Bele'yi, Antalya'yı sorar, rezervasyonlar yaptırırdı. Ve çay kahve makinalarının önünde bu fuara gelenler uzun kuyruklar oluştururdu. Şimdi bırakın çay kahve makinesinin önüne insanların gelip sıra oluşturmasını, bu turizm fuarına, özellikle Türk standına hiç kimse gelmiyor. Türkiye dediğinizde dankeşön deyip uzaklaşıyorlar. Yani teşekkür ederim, istemiyorum diyerek uzaklaşıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Avrupa ile yapılan kayıkçı kavgası ve yanlış dış politikadır. AKP iktidarı ne yazık ki yanlış dış politikasıyla Türkiye'yi izole etmeye ve 3-5 oy uğruna izlediği politika yüzünden de ekonomimizi sürekli baltalamaya çalışmaktadır. Almanya'yı, Hollanda'yı demokrat olmamakla eleştirenler Avrupa'da hiçbir şekilde inandırıcı bulunmamaktadır. Çünkü Hollanda ve Almanya'nın yaptıklarının neredeyse 1000 katı Türkiye'de muhaliflere karşı yapılmakta, muhaliflerin ensesinde adeta boza pişirilmektedir. Bu iktidar bu politikasını izlerken özellikle halkın milli duygularını da sürekli istismar etmekte ve kendisine buradan bir oy devşirmeye çalışmaktadır. Bakın, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil dün gece Halk TV'de katıldığı bir programda çok ciddi bir iddia koydu ortaya. Yılmaz Özdil dedi ki, Avrupa ile yaşanacak olan krizin ve bunun bir mağduriyet görüntüsüne çevrilmesinin hesapları ta Mart ayının başında, Şubat ayının sonlarında yapıldı. Bir stadyumda elinde Türk bayrağı olan bir kızın haksızlığa uğraması sonucu Türkiye'nin milli maçını izleyen, sıralarda oturan gurbetçilerden de oy istenen bir reklam filmi çekildi. Ve böylece mağduriyet algısı üzerinden AKP'ye oy devşirilmeye çalışıldı. Yılmaz Özdil'in bu anlattıkları aklımıza uluslararası arenada yaratılan krizin suni ve planlı olduğunu ve buradan bir oy devşirme hesabının olduğunu gösteriyor. İktidar Yılmaz Özdil'e bu iddiasının karşısında bir cevap vermek zorundadır. Eğer bu cevap verilmiyorsa iktidarın uluslararası arenada yarattığı krizin planlı ve hesaplı olduğu ve Türk toplumunun milli duygularını istismar etmeye yönelik olduğu da açığa çıkacaktır. Bu konuyla ilgili istismara ilişkin vereceğiniz cevabı merakla bekliyoruz. Çünkü sizin Hollanda'yı ve Almanya'yı eleştirirken Türkiye'de aynı uygulamaları yaptığınızı biliyor ve bu yüzden demokrasi üzerinden ortaya koyduğunuz hiçbir söylemede inanmıyoruz. Bakanların
Avrupa'ya alınmamasını şiddetle kınıyorum. Türk Dışişleri Bakanı'nın uçağının Hollanda'ya indirilmemesini şiddetle kınıyorum. Herkesin düşünceyi ifade ve propaganda özgürlüğü sonuna kadar kullanılmalıdır. Ama bunlar kanuni çerçevede de kalmalıdır. Şimdi neden inanmıyorum size? Şunun için inanmıyoruz. Bakın, elimde Ümraniye'de çekilmiş bir fotoğraf var. Hayır oyu veren yurttaşlarımızın Ümraniye'ye astığı pankartlar 5 dakika sonra AKP'li Ümraniye Belediyesi tarafından yerinden sökülüyor. Arkadaşlar, siz bu pankartları söktürdüğünüz an Avrupa'da verdiğiniz sözde demokrasi mücadelesine hiç kimse inanmaz. Buna zaten Türk halkı da inanmaz. Esenler'de, Esenler Belediye Başkanı inanılmaz bir militan tavırla Esenler CHP ilçe sekreterine zabıtalarını saldırtıyor. Saldırtma sebebini biliyorum. Çünkü Kadir Topbaş'ın 16 Nisan'dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalacağı, FETÖ iddiaları yüzünden bırakmak zorunda kalacağı biliniyor. Tevfik Göksu da Kadir Topbaş'tan boşalacak yere oynuyor. Bunu tüm AKP'nin kulislerinde biliyoruz. Tevfik Göksu şimdi acaba bir atak yapar da bir an önce Kadir Topbaş'ın yerine oturabilir miyim diye anayasayı ayaklar altına alarak hayır pankartlarının sökülmesine ilişkin talimat veriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracını bölgeye aldırtmıyor. Fatih Belediye Başkanı, 17-25 Aralık'tan kendisini tanıyoruz. Şimdi büyük bir telaşla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracının propaganda yapmasına izin vermiyor. Arkadaşlar, orası Hollanda mı, Almanya mı anlayamadık. Hollanda'nın bakanı mısın, Hollanda'nın bir ilinin belediye başkanı mısın Mustafa Demir, Tevfik Göksu? Neyi hedefliyorsunuz? Kavga çıkararak, olay yaratarak evet oylarını yükseltebileceğinize inanıyorsanız bunda yanılıyorsunuz. Dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da nasıl bir havanın olduğunu ve insanların iktidara nasıl baktığını, bu suni kavgaların, çatışma yaratma hesaplarının hiç de tutmadığını bir kez daha orada da görmüş olduk. İktidar bir yandan anayasa değişikliğinde toplumu ikna etmeye çalışırken, Cumhuriyetle bir problemimiz yok derken, Esenyurt'un belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, Cumhuriyet darbedir, 650 yıllık çınar darbeyle yıkılmıştır diyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetle hiçbir sorunumuz yok derken, acaba partisinin görüşlerini mi temsil ediyor, yoksa bireysel düşüncesini mi söylüyor? Bence bu Binali Yıldırım'ın bireysel düşüncesi. Eğer öyle olmasaydı, Esenyurt'un AKP'li belediye başkanı Cumhuriyet'e arsızca, ahlaksızca, aşağılıkça saldırdığında iktidar partisi sıralarından en azından tek bir eleştiri ya da bir karşı koyuş çıkardı. Eğer bu Cumhuriyet darbeyle kurulduysa, senin partin o zaman darbeyle kurulmuş bir Cumhuriyet'in mi iktidarı? O zaman sen de darbecisin. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bu şekilde ahlaksızca ve aşağılıkça saldırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, haddi de yoktur. Herkes bu sözlerinden dolayı bir gün hukuk önünde hesap vermek zorunda kalır. Bugün yargıyı istediğiniz gibi elinize aldığınız, savcılara, hakimlere zorla talimatlar verdirterek soruşturmalar açtırdığınız ortada. Hiçbir savcının o belediye başkanına bugün soruşturma açamayacağını biliyoruz. Ama bu devranın hep böyle gitmeyeceğinin de farkındayız. Unutulmasın ki bu cumhuriyete saldıranlar, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına kin kusanlar bir gün bu sözlerinin hesabını yargı önünde, bağımsız yargı önünde mutlaka ve mutlaka verecektir. Düşünceyi ifade özgürlüğünden bugünlerde çok söz ediyor AKP temsilcileri. Bundan tabii memnunuz. Demokrasiyi, düşünceyi, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü hatırlamalarından memnunuz. Ama Hollanda'ya, Almanya'ya kızarken öyle uzaklara bakmanıza gerek yok. Demokrasiyi hatırlamanız için Hollanda'nın size yaptırım uygulamasına gerek yok. Dönün bir Silivri'ye bakın, Silivri'ye. Silivri cezaevinde gazeteciler hala mektup yazamıyor. Haksız ve hukuksuzca tutukladığınız,
talimatla tutuklattığınız Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve onlarla aynı hücreleri paylaşan gazeteciler en temel haklarından yoksun bırakılıyor. Bu yüzden söylediğiniz hiçbir şeyde inandırıcı değilsiniz. Bu yüzden demokrasi siciliniz kapkaranlık, karnenizde kırıklarla dolu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim sayın arkadaş.